Merhaba dostlar, bu videoda sizlere muhabbet kuşu bakımı hakkında dikkat etmeniz gereken bazı kuralları açıklayacağım. Kısa net. Başlamadan önce bir like, bir yorum, destek. Hadi başlayalım. Muhabbet kuşları doğada çevik ve dayanıklı hayvanlar olsalar da onları evcilleştirip doğal ortamlarından uzaklaştırdığımız için bünyeleri zayıflamış ve hassaslaşmıştır. Bu yüzden onların bakımlarında dikkat etmemiz gereken bazı kural ve beslenme önerileri vardır. Bu önerilere uymaz ve kulak arkası yaparsan kuşunun ömrü çok kısa olacaktır. Beslenmeleri için öncelikle kuşuna sağlıklı bir yem hazırlaman gerekir. Yukarıda nasıl bir yem hazırlaman gerektiğini anlattım. Bunun için de farklı farklı tohumların bulunması gerekiyor. En önemlisi de bu tohumların taze olması gerekiyor. Şunu da eklemeliyim ki böyle ballı, krakerli, konuşturma yemleri falan filan satılıyor. Bunları almanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü bunlar adeta bir para tuzağıdır ve aynı zamanda bazıları kuşunuz için sağlıklı. Sızdır. Bal ve muhabbet kuşu. Ne alaka değil mi ama ya? Yemle de kuş konuşur mu zaten? Ne alaka? Bunlara aldanmıyoruz. Yemin dışında kuşuna ayrıca bir mama hazırlamalısın. Sebzeyle olur, kuru meyvelerle olur ya da yumurtayla olur. Artık neyle hazırlayacağını sana kalmış ve bunu da mutlaka haftada bir uygulamalısın. Bu arada buraya şunu da eklemeliyim ki bazı kuşlar yemden başka bir şeyler yemiyor. Çünkü küçüklükten itibaren sadece yem yemişler. Büyüdüğünde de bunun dışında başka bir gıdayı reddediyorlar. Bu kuşlara ekstra vitamin takviyesi yapmak lazım. Adek vitamini ve EC vitaminlerin bulunduğu bazı ürünleri alıp suluklarını uygulayabilirsiniz. Kuşun kafesinde mutlaka kuş kumu bulunmalıdır. Bu onun yediklerini daha iyi sindirmesine yardımcı olur. Çünkü tavuk, muhabbet kuşu gibi kanatlı hayvanların çoğunda taşlık denen bir organ bulunur. Bu organ sindirimde taşları kullanır ve bu organın içindeki taşlar böyle birbirine çarparak minik taşlar besinleri sindirmesine yardımcı olur. Bu organın içindeki taşlar eksilirse kuşun da sindirim sıkıntıları çıkar. Bundan dolayı mutlaka kuşunun kafesine kuş kumu koymayı ihmal etme. Bunun haricinde bir de kafeste bulunması gereken ikinci önemli husus gaga taşıdır. Çünkü muhabbet kuşlarının gagaları bizim tırnaklarımız gibi sürekli uzar. Onlar da gagalarını bu taşa sürterek törpülerler. Sen bir gaga taşı koymazsan muhabbet kuşunun gagası uzayacaktır ve müdahale etmek gerekecektir. Bu müdahale de nasıl ediliyor yukarıdaki videoda anlattım. Kuşunun kafesini aşırı sıcak yerlere veya da aşırı soğuk yerlere koymamalısın. Bunun haricinde aşırı yüksek ve aşırı alçak yerlere de koymaman gerekir. Çünkü muhabbet kuşları alçak yerlerde kendilerini güvensiz hissederler ve tedirgin olurlar. Yüksek yerlerde ise yeni aldıysan kuşun sana alışma süreci uzayacaktır. Çünkü seninle olan göz teması kaybolacaktır. Ve kafesi koyduğun yer özellikle yaz aylarında direkt güneş alan bir yer olmamalıdır. Kış aylarında güneş alması faydalıdır. Ancak yaz aylarında direkt güneş alırsa kuşun sıcaklayacak ve bunalacaktır. Bunu da zaten sen kuşuna baktığında anlarsın. Böyle kanatlarını açar, gagasını açar, kapar. Böyle köpek gibi solur adeta. O yüzden kuşlarını yazın asla direkt güneş alan yere koyma. Kafes konumunda bir sonraki dikkat et gereken kural ise kafesi asla direkt ceyran alan bir yere koymamalısın. Yani hava akımı olan bir yere koymamalısın. Çünkü muhabbet kuşları hava akımına çok hassastırlar. Ceyrana maruz kalırlarsa sonucu ölümle neticelenebilir. Bu yüzden hastalanmaması için ceyran olan yere muhabbet kuşu koymamalısın. Daha önce de söylemiştim bunu ama yine söylemeliyim. Kafes temizliğini muhabbet kuşlarının günlük olarak yapmalısın. Kafesin etrafına da tül geçirmişsen onu da mutlaka günlük olarak havalandırmalısın. Çünkü o tülün içerisinde çeşitli tozlar ve muhabbet kuşunun tüyleri bulunur. Sen onları havalandırmadığın sürece onlar birikir. Orada çeşitli bakteriler ürer. Hatta bit bile oluşabiliyor bazen. Bir arkadaşım bunu uzun süre havalandırmamıştı. Orada kırmızı kırmızı bitler oluşmuştu. Bu yüzden buna aşırı dikkat edin. Ekstradan kafesin etrafına sardığınız bu tülü haftada bir 60 derecede beyazlarla birlikte yıkayın. Gerekli sterilizasyon bu şekilde yapmış olursunuz. Muhabbet kuşunun kafesiyle ilgili yapmanız gereken bir diğer şey ise muhabbet kuşunun kafesinin altına temiz bir adet kağıdı koymak veya da kafes kumu koymak. Kafesin altına asla gazete kağıdı koymayın çünkü gazete kağıdında çeşitli sağlığa zararlı maddeler barınır ve ondaki renklerden muhabbet kuşunuz korkup çırpınabilir, sizden uzaklaşabilir. Bu yüzden ya temiz bir A4 kağıdı koyun, şu fotokopilerde kullandığımız çok renkli olmayan, temiz olsun, steril olsun ya da kafes kumu koyun. Artık hangisini tercih ediyorsanız. Yemlik konusuna gelecek olursak da akıllı yemlikleri tercih etmenizde fayda vardı. Bu akıllı yemlik dediğim şeyi Google'dan aratarak bulabilirsiniz. Akıllı yemlik al şeklinde. Bunlar hem sizin için hem kuşunuz için daha pratik olacaktır. Bu yemliklerdeki amaç muhabbet kuşunun yediği yemlerin kabuklarını haznede biriktirir ve sizin onu günlük olarak üflemeniz gerekmez. Tavsiye ediyorum. Ben kullanıyorum bazı kuşlarımda. Sizin de kullanmanız için size tavsiye ediyorum. Almanız için herhangi bir link bırakmıyorum. İstediğiniz yerden alabilirsiniz. Kısa video demiştim. Video burada biter. Ben kaçarsan abone ol, yorum at, bir şeyler yap işte ya da yapmaz sen bilirsin. Hoşça kal.